Bir şairin mısralarıyla merhaba demek istiyorum sizlere müsaade ederseniz. İlhami Çiçek. Bu hüznün mesnevisi yazılmadı der İlhami Çiçek. Rahmet olsun ona, selam olsun. Evet, 6 Şubat'tan bugüne aradan geçen, üzerinden geçen saatler, günler, haftalar, aylar Gerçekten de bu hüznün o hüznün mesnevisi yazılmadı diyebileceğimiz saatler, günler, haftalar ve aylar geride kaldı, yaşanıyor, yaşanmaya devam ediyor. Sadece mesnevisi yazılmayan şey, yazılamayacak olan şey, emin olun sadece o büyük hüzün, sadece o büyük acı değildi. Gerçekten de o andan, o anlardan, o günlerden, o haftalardan, o aylardan Geriye demiyorum. Bugüne, bugünümüze, anımıza ve yarınımıza. Emin olun o kadar çok şey kaldı ve kalmaya devam ediyor ki. Ve o büyük acıdan o büyük dayanışmaya, o büyük seferberliğe, o tarihi acıdan, o tarihi o destansı seferberliğe emin olun. Yazılamayan ancak ve ancak Belki bazı gözlere, bazı gönüllere, bazı kalplere, bazı hafızalara belki mühürlenebilen nice anlar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Efendim 1001'e bu hafta bugün böyle başladık. 1001'de de bugün yine çok kıymetli bir misafirimizi ağırlayacağız. Kendisini çok bekletmeyeceğim, sizleri çok bekletmeyeceğim. Lütfen bize sosyal medyadan, şahsımın sosyal medya hesaplarından, kurumumuzun sosyal medya hesaplarından ve çok kıymetli misafirim Volkan Okçu'nun sosyal medya hesaplarından yeni mecra threads de dahil olmak üzere sorularınızı, katkılarınızı, eleştirilerinizi lütfen yöneltin. Çünkü sosyal medyada kendisi zaman zaman bazı eleştirilerin de hedefi olduğu genellikle elbette tebriklerin, teşekkürlerin, takdirlerin de muhatabı oldu kendisi. Ve kendisini davet ettim. Aslında geride bıraktığımız haftalarda kendisini davet etmiş idik. Fakat bir ödül sebebiyle, aldığı bir ödül sebebiyle programımıza katılamadı. O ödülü de konuşacağız elbette. Fakat gerçekten o günlerden bugünlere, yani o 6 Şubat sabahının ilk saatlerinden bugüne o kadar çok şeye tanık oldu ki kendisi. Programımızın süresini her birini sığdırmak mümkün değil. Ama gayret edeceğiz, ama deneyeceğiz. O gönüllü seferberliğin binlerce üyesi var. Biz işte o bin birincisini misafir edelim istedik. Hazırsanız başlayalım sözü daha fazla yormadan. Hoş geldiniz. Başladık. Buyurun efendim. Büyük bir acıydı, büyük bir dayanışma yaşandı. Tarihi bir trajediydi, tarihi seferberlik devam ediyor. Deprem bölgesinde sahada gönüllü olarak aylardan bu yana çalışma yapan iş insanı Sabri Volkan Okçuoğlu 1001'de İsmail Halis'in konu oluyor. 1001 başlıyor. Şimdi videoda başka bir isim duyduk. Ama kamuoyu sizi sadece 6 Şubat o acı gün vesilesiyle biraz daha yakından tanımış oldu. Fakat Volkan Okçu o güne kadar zaten zaman zaman sosyal medyadaki polemikleriyle, böyle sıcak diyaloglarıyla, hasbi diyaloglarıyla da tanınan bir isimdi. Volkan Okçu hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, Öncelikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün çok şey konuşacağız sizinle. Az evvel takdimde sözü daha yormayayım diye ifadelendirmedim ama Türkiye gerçekten de başka hiçbir ülkenin yaşamayacağı acıların içinden geçti. imtihanların içinden geçti. Geçmeye devam ediyor. Fakat herkesin ortak olduğu çok az şey kaldı malum. Ne yaşamış olursak olalım. Fakat istisnasız herkesin kabul etmek durumunda olduğu bir şey var. Biz başka bir ülkeyiz. Biz başka bir milletiz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi, bunu tüm içtenliğimle söylüyorum, sizsiniz. Yani ben Volkan Okçu'yu birçoğunuz gibi sosyal medyadan uzaktan tanıdım. Zaman zaman selamlaştık, zaman zaman böyle DM'leştik. Eminim binlerce insanla böyle DM'leştiniz. Çok enteresan diyaloglar yaşadığınız bir kısmını da paylaştınız zaten. Valla şöyle ifade edeyim açık yüreklilikle, bu kadar çok koşturmacı arasında ne zaman mesleğinizi, işinizi Fırsat düşünmeye fırsatınız oluyor. Sağlığınızı ne zaman düşünmeye fırsatınız oluyor filan diye, yaşamaya ne zaman fırsatınız oluyor diye. Böyle zaman zaman düşündüğümüz, takip ettiğimiz insanlar vardır. Onlardan bir tanesi gerçekten de Volkan Okçu. Bir iş insanı olarak ben kendisini 6 Şubat öncesinde tanıyordum ve 6 Şubat sonrasında da kamuoyu kendisini çok daha yakından takip ediyor, etmeye devam ediyor. Şimdi şöyle diyelim Volkan Okçu gerçekten o 6 Şubat'tan bugüne inanılmaz trajik şeyler yaşadık. İnsanlığa dairdi. Yani bu ülke şunu da gördü. Sözcü Gazetesi isimli bir gazete seçim gecesinin sonrasındaki sabahında deprem zedeleri maalesef tahkir eden bir manşetle bile çıkabildi. Yani bunu bile yaşadık. Ve daha neler neler yaşadık. Konuşacağız belki konuşmak arzu ederseniz ama. Tabii ki. Evet insan nisyan ile mağlul ve bazı şeyleri unutuyoruz. 6 Şubat gününde siz sadece birkaç saat sonra ilk adımınızı inanılmaz güçlükle videosunun bir kısmını paylaştığınızı hatırlıyorum. Adımınızı oraya attınız. Belki dillendirmekten dahi biraz böyle çekiniyoruz ama işte olası İstanbul depremi diyoruz. Her an her şey olabilir diyoruz. O ilk saatleri hatırladığınızda zihninize, gönlünüze, kalbinize neler hücum ediyor? Ben oradan başlamak isterim ya. Tabii ki. Biz deprem olduktan yaklaşık bir yarım saat 45 dakika sonra hareket kararını almıştık. Daha önceki Elazığ depreminden, Van programından Mar Marmaris orman yangınlarından zaten belli bir tecrübemiz, belli bir ekipmiz evet. vardı. Ekipmanlarımız vardı. Ama biz gittiğimizde böyle bir şeyle karşılaşacağımızı biz de bilmiyorduk açıkçası. Bu kadar büyük bir yıkımı hiç beklemiyorduk. Kafamızda olan tamamen bölgenin gidilip, aynı Elazığ'da olduğu gibi bir hafta evet. maksimum 15 gün içinde toparlanıp geri çıkılması şeklinde bir programdı. Tabii baktığınızda ne kadar o saate kadar sosyal medyaya yayılmaya başlasa bile veya yani basılı basın üzerine yayılmaya başlasa bile görebildiğiniz sadece buzdağının görünen çok küçük bir yüzüydü o saatte. Evet. İlk yola çıkışımız zaten 45 50. dakikasıydı. 8. saatin sonunda biz bölgeye varmıştık. Kahramanmaraş'a varmıştık ve Kahramanmaraş'a girdiğimizde en hassas nokta neresi olur diye yol üzerinde zaten istişare etme şansımız olmuştu arkadaşlarla. Azerbaycan bulvarı üzerinden başladık biz, ilk arama kurtarma çalışmalarına. En unutamadığımız noktalar zaten o ilk günlerde yaşananlardı. Evet. Çünkü ilk gün çok ciddi bir yağış vardı, Sağnak yağış vardı. Yağış vardı, kar vardı. Kar vardı. Fırtına vardı. Hava aşırı derecede soğuk. Evet. Ve şeyi bilmiyorsunuz, yani hiç bilmediğiniz bir coğrafyada, bilmediğiniz ekiplerle çalışmak zorundasınız. Kendi ekibiniz 36-38 araçlık bir ekip. Ama bunu da sahaya yaymak zor. Biz hep neye alışkındık? Gittiğimizde valiliğin koordinasyon merkezi vardır. Hı hı. İşte Afad ekipleriyle veya diğer birlikte çalıştığımız sivil toplum örgütleriyle girer çıkarız işin içinden diye. Bölgeye vardığımızda şunu gördük. Bir hat düşünün koskoca bul var. İskambil kağıtları gibi yıkılmış binalar düşünün. Üst üste çökmüş. Bunu gördüğünüz zaman asıl enkazın boyutlarını anlamaya başlıyorsunuz. Çünkü çok geniş bir alana yayılmış ve elinizdeki insan gücünün hepsine birden aynı anda yetişmesi mümkün değil. Ya bir Elazığ depremi veya bir İzmir depremi örneği gibi değildi. Evet. Oralarda rahatlıkla bütün sahaya aynı anda yetişme şansımız olmuştu. Burada sahaya girdikten sonra eksikleri ilk olarak tespit ediyorsunuz ve arama kurtarmaya başlıyorsunuz. Arama kurtarmaya başladıktan sonra biz yaklaşık 2,5-3 saat geçtiğinde eksiklerin hala devam ettiğini gördük ve İnsan tabii refleks olarak bilmiyor neyin ne olduğunu veya ne saatte ne gibi imkanlar olabileceğini. Tabi devletin gerekli birimleriyle sürekli koordinasyon halindeyiz. Dedik ki işte buraya çok acil yakacak, insanların ısınması için yakacak lazım. Tamam dediler, Orman Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandı. Sağlanmaya devam ediyor, gerekli yakacak imkanları gelmeye çalışacak ki zaten telefonla iletişim kurmak o anlarda çok sınırlı bekliyorsunuz saatlerce bir şey gelmiyor. Tepki göstermeye çalışıyorsunuz. Ertesi gün öğrendik ki bölgenin sorumlusun, yedi tane sorumlusun, yedisi de deprem sırasında şehit olmuş zaten. Hiç kimse kalmamış. Ve e, beklediğiniz koordinasyonun bizim gecikme olarak gördüğümüz şey insanların çoktan vefat etmesinden kaynaklı bir şeymiş. Arama kurtarmaya giriyorsunuz. Çok ilk günün ekstrem örneklerinden bir tanesiydi. Ağrış makinalarımız sınırlı sayıda var da hı hı. ilk günde yok değildi. Bir tane kadın makineyi durdurdu, ekskavatörü. Ve verdiği tepki şuydu. İlk önce benim çocuklarımı çıkarım bu binada. Şimdi bizim çalışma sistemimiz şudur. İlk önce binalar tek tek taranır. Eğer yaşam belirtisi veya bir canlı iz alınıyorsa tespit yapılıp o bölgeden çalışmaya başlanır. Binayı daha önce taramıştık zaten. Girdik baktık orada o kadını dinlemek zorundasınız. O kadına hiçbir şey anlatamazsınız zaten. O psikolojiye bir şu var veya bu var demeniz imkansız. Benim evladım diyor beşinci kattaydı. Baktınız mı dedi. Yer üstünde görebildiğiniz altı tablalık bir enkaz. En üst katta mıydı abla dedi. Yok dedi beşinci kattaydı dedi. Bakıyorsunuz ya en üst kat ya bir alt. Başka bir şey olamaz. Bana tarif edebilir misin abla dedim. Sen bir göster. O arada da arkadaşları yönlendiriyorum. Siz dedim yan binaya geçin. Ben bir ablayla ilgileneceğim. Baktık oraya. Şimdi kadının tarif ettiği yer mümkün değil. En sonunda bölge halkından birisi daha vardı. Dedim hanımefendi burası kaç katlıydı bu bina? 13 katlıydı evladım. Yani gerisi tamamen artık. Şöyle düşünün. 1 metre çapında bir alanın 3-4 metre çapında bir alana yayıldığını, tozlu buz olduğunu düşünün. Şimdi bu kadın orada şunu düşünüyor. Çocuklarımdan ses geliyor. Halbuki ortada hiçbir yaşam belirtisi yok o anda. Bir ses yok. Bir canlı hareketi dediğimiz bir hareket yok. Ama o kadına bunu anlatamazsınız. Çünkü o sırada artık psikoloji tamamen farklı çalışmaya başlıyor. Bunlar zaten ilk günden büyük zorluklarıydı. İlk günlerin en büyük zorluklarıydı. Ve bu insanlar otomatikman şu tepkiyi gösteriyor. Siz diyor bize yardım etmek istemiyorsunuz veya yardım etmiyorsunuz. Hı hı. Halbuki siz o sırada yaşam belirtisi aldığınız yerlere çoktan geçmek zorundasınız. Ya yaşam belirtisi aldığınız yerleri kurtaracaksınız ya da orada insanların yaşam belirtisi olmasa dahi o bölgede vakit kaybedeceksiniz. Talep bu tip şeyler çok geliyordu. Ondan sonra zaten yemek talebi, içecek, temiz su bu tip talepler çok oluyordu. Onlar Allah'a şükür. Devletimizin zaten getirdiğiyle birlikte hesaplarsanız ilk 24 saat içinde bütün aşevleri 24 saat içinde hale, hale gelmişti. Çok bölmek istemedim. Estağfurullah. Şöyle şimdi diyorsunuz ki işte Elazığ depremi İzmir gibi değildi. Tabii. Volkan Bey siz bildiğim kadarıyla bir iş insanısınız, bir kişisiniz, bir kurum değilsiniz, vakıf değilsiniz, dernek Doğru. değilsiniz. Yani İzmir'de, Elazığ'da ve de 11 şehirde neredeyse tam olarak ne yapıyorsunuz? tam olarak motivasyonunuz ne? Şöyle biz bunlara ilk Çünkü özür dilerim Satın. başlamazdan evvel. Şimdi depremden kaç saat sonra siz oradaydınız? Sekizinci 8. saatte 8. 8. saatte oradaydınız. Yani depremden 8 saat sonra Evet. oradaydınız. İlk hangi bulvara gittim dediniz? Azerbaycan dedi? Azerbaycan Bulvarı'na gittiniz. O çok o günlerde de çok konuştuğumuz o maalesef büyük acıların yaşandığı bulvarlardan, mekanlardan bir tanesindeydiniz. Ve Haftalar boyunca, aylar boyunca üzerinden aylar geçti, seçimler geçti, neler ve neler geçti. Hep birlikte yaşadık biz bunları. Siz hala oradasınız neredeyse. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Hatta oradasınız zaman zaman işinize gidip geliyorsunuz Doğru. anladığım kadarıyla. Bu motivasyon nedir? Şimdi motivasyon şöyle anlatabilirim. Biz bu e, alana ilk girdiğimizde biz normalde kendi içimizde küçük bir ekibi olan, daha çok işte... Survival, tactical survival dediğimiz şeylerle uğraşan, ve dağcılıkla, mağaracılıkla hı hı. uğraşan ve off uğraşan bir ekiptik. Bu eğitimleri ister istemez aldıktan sonra biz ilk defa Aylazı depreminde sahaya indik. Hadi kendi başımıza bir Arkadaşlarınızla şey Arkadaşlarınızla beraber. Tabii. Arkadaşlarımız da oldum. Çoğu da zaten iş adamlarıydı. Hı hı. O yüzden de belli kendi elimizde ekipman ve imkanlarımız vardı. Sahaya indikten sonra artık o bir insanda şey oluşmaya başlıyor. Bakın insana dokundukça ve insanlardan geri dönüş aldıkça hı hı. bu sizin için bir e, yaşam tarzı haline gelmeye başlıyor. Yani ne kadar fazla hayata dokunabilirim diye başlıyorsunuz. Arkasından sel felaketleri, Marmaris orman yangınları, Van çığı, İzmir depremi hepsinde sahadaydık zaten. Ve bu bizim için aslında bir nevi ustalık dönemi işi gibi oldu. Yani alışmıştık, tecrübe kazanmıştık bölgelerde ama böyle bir şeyle tabii hiç karşılaşmamıştık. Daha doğrusu böyle bir şeyle yakın tarihte dünya üzerinde zaten karşılaşılmadı. Gelen yardım ekiplerinin tamamının neredeyse söylediği gibi yani. Tabii. Yani böyle bir şeyle hiç karşılaşılmadı çok yakın tarihte. Çünkü siz ne yaparsınız? Normalde AFAD'la koordine olursunuz. İşte birlikte sahada çalıştığınız ekipler vardır. İHA'sı olsun, Beşir'i olsun, Andası olsun veya sizlerin çok fazla bilmediğiniz birçok ekip var. Hı hı hı. Arama kurtarmalarda sar ekiplerini. Bunlarla koordine olursunuz. Herkes bir bölgeye gider ve orada çalışmalarına başlar. Biz gittiğimizde bölgenin bir tanımı yoktu. Yani kilometrelerce, yüzlerce kilometre yayılmış bir alandan bahsediyoruz. Bir tekil değil, on bir tane farklı ilden bahsediyoruz. Ve bu illerin hepsi şu mantıkla yaklaşıyor size. Bizde deprem oldu, hemen buraya gel. Ama sizin gidebileceğiniz alan sayısı sınır. Evet. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman, biz ilk günlerde demin de söyledim. 15 gün içinde bitirip çıkarız nasıl olsa mantığıyla giderken. Giderken yolda. Gittik ve yani hala oldu. da bölgedeyiz. Bölgeyi de terk edemedik. Etme şansınız da yok zaten. Yani bir yerden sonra kurduğunuz ilişkiler, oradaki dostluklar, oradaki bölge halkıyla olan münasebetleriniz, has bir haliniz sizi bir yerden sonra artık o bölgenin sürekli bir yaşayan e, hemşerisi haline getiriyor. Fahri Kahramanmaraş'ı diyorlar zaten. Artık o şekli gelmeye başlıyorsunuz. Hatay için, Kahramanmaraş için veya diğer deprem bölgeleri için. E buraya gittiğinizde en büyük motivasyon da ne oluyor size? Açıkçası Tam böyle artık bittim ben dediğiniz yerlerde bir çocuğun gelip veya işte yaşlı bir amcanın veya bir ablanın gelip de bir teşekkür etmesi veya sizde yaptığı bir sohbet her şeyi başa sarmaya yetiyor. Ki siz bunların önemli kısmını paylaşıyorsunuz ya da Ailesin bir kısmını mi? paylaşıyorsunuz. Paylaşmadıklarınız da eminim vardır. Tabii. Bazen sistemlerinizi de paylaşıyorsunuz. Mutluluklarınızı da paylaşıyorsunuz. Şaşkınlıklarınızı da hatırlıyorum ben. O haftalar boyunca yani birçok paylaşımınız oldu. Bir kısmını Ekrana da getiriyor arkadaşlarım şimdi. Bir parçasını ekrana getiriyorlar. Şöyle bu hani ta böyle 800'lü yıllarda yazılan bazı kitaplarda da yani Memluk aliminin herhangi bir metninde böyle Türklerin özellikleri mesela yazılır, analiz edilir. Bu örgütlenme yeteneği yani üç Türk bir araya geldiğinde neredeyse devlet kurarlar. E sonra gerekirse birbirleriyle mücadele ederler ama başka bir devlet kurulur. Bu başka bir gen herhalde. Doğru. Bu örgütlenme yeteneğini şartlar ne olursa olsun, sorunlar ne olursa olsun, acına kadar büyük olursa olsun buna dair gözlemlerinizi ben özellikle sahada çünkü bütün sahalarda bulundunuz. O tecrübenizi biraz dinlemek isterim. Bu örgütlenme Şurru. yeteneğine dair. Bölgeye gittiğiniz zaman hiç tanımadığınız insanlarla zaten karşılaşıyorsunuz. Mesela evet. ne oldu? Biz ilk mutfağımızı Kahramanmaraş'ta ilk kurduğumuz stadyumun yanıydı. Ertesi gün e, şu anda Uzun zamandır Elazığ depreminden beri dostumuz olan Affan Orhan'la geldi. O da bir mutfak getirdi. İkinci mutfağımız da piyaz AVM'nin yanı. Yani Ebrar sitesinin olduğu bölgedeydi ikinci mutfağ. En çok talep o bölgede evet. vardı. Hem arama kurtarma ekipleri, hem enkaz başında bekleyen insanlar, hem yakınları. En yoğun talebin olduğu noktaydı. Bir yerden sonra şuna dönüşüyor. Biz mutfağı orada kurduğumuzda 16-17 kişilik ekiple kurduk. Birinci haftanın sonunda oradaki ekip 40-50 kişi olmuştu ama Gerisini tanımıyoruz. Yani deprem bölgesinde tamamen gönüllü gelip, işte sosyal medyadan paylaşımları görüp yardıma gelmek isteyen veya bölgeye kendisi gönüllü gelmiş ama kendini e, angaje edebileceği bir ekip bulamamış insanlar bir baktık ki hiç tanımadığımız insanlarla birlikte işte yemek pişirmeye başlıyorsunuz, çorba yapıyorsunuz, erzak dağıtıyorsunuz, köylere çıkıyorsunuz. Türk milletinin işte burada toplumsal, kitlesel örgütlenebilme kabiliyeti burada devreye giriyor. Evet. Şeye bakmıyor çünkü. Ya sen kimsin, nesin, bana faydan olacak mı veya benim sana faydam olacak mıya bakmıyor. Mevcut konjüktüre nasıl bir fayda sağlayabilirize bakmaya başlıyor. İşte o zaman da insanlarla hiç tanımasanız bile şunu şöyle yapacağız, şunu şöyle yapacağız, şunu şöyle yapacağız. Hadi sahadayız. Deme gücüne sahip oluyorsunuz. E orada hiç tanımadığımız mesela gelen offroad ekipleri oldu bizim gibi. Arazi araçları oldu. Bir baktık ki size orada 10-15 arazi aracını topladığınız zaman geri kalan adamlar tık 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 sizin yanınıza gelmeye başlıyor. Burada bir toplanma var diye. E bir bakıyorsunuz 100 150 tane arazi aracı olmuş orada. Bu sefer bu neyi sağlıyor bize? Bölgedeki bütün köylere. En uzaktaki köylere bile erişim imkanını sağlıyor. Ulaşabiliyorsunuz. Çünkü elinizde bir artık lojistik ağ var, hı hı. lojistik gücü var. Ha bunun çok komik hikayeleri de oluyor. İnsanların dönüp de ya biz buraya nereden düştük dediğimiz yerler de oldu çok oldu. Ama insanlarla çok güle oynaya faaliyet gösterdiğimiz yerlerde oldu. Bu Orada büyük bir aile oluyorsunuz çünkü Çok yani. büyük bir aile oluyorsunuz. Ya bu işin en zor kısmı ilk 5-6 günlük süreç. Değil mi? Çünkü o süreçte duygu yoğunluğu gereksiz gerek de gerek depremzede dedim. Maksimum herkeste. Evet. Herkesle. Maksimumda. Ve canlı insan da çıkartabiliyorsunuz. Enkaz altından vefat etmiş insanları da çıkartabiliyorsunuz eden bütünlüğünün bozulması dediğimiz kavramla da çok karşılaşıyorsunuz. İşte buna psikolojik olarak hazır olmak zorundasınız. Volkan Bey az önce araya girmek istemedim açıkçası. O kadar kurduğunuz cümle beni duraksattı daha doğrusu. Dediniz ki ya ulaşmaya çalıştığımız insanlar vardı. Yetkililer, görevliler bir şekilde ulaşmaya çalışıyorduk. Fark ettik ki işte yedisi yedisi birden şehit olmuştu. Hayatını kaybetmişti dediniz. O sebeple o soruyu orada soramadım. Allah göstermesin yine soruyorum ama İstanbul depremi diye bir gerçek herkesin bir şekilde kabul ettiği bir hakikat var karşımızda İstanbul depremi olduğunda Türkiye'de bugün devasa yatırımlar açıklayan telekomünikasyon şirketlerinin istasyonlarının çalışacağına inanıyor musunuz? Ya ne yaparlarsa yapsınlar bazı istasyonların biz bölgedeki sonuçlarını gördük. Hı hı. Seyyar baz istasyonu bölgeye ikinci günün, üçüncü günün sonunda ancak gelebildi. Evet. O saate kadar zaten iletişim tamamen kesikti. Ha, sağlayabilirler mi? bu halde bile çok fazla sağlayabileceklerini zannetmiyorum. Yani yatırımların yapıldığı veya işte İHA, seyyar İHA istasyonlarımız var dedikleri istasyonlar bile. Orada temel sıkıntı nedir? İşin profesyoneli olduğunuzda şunu görüyorsunuz. Normal binaların üstüne kurulu baz istasyonu 50-60 bin aboneye kadar hizmet verebiliyor. Evet. Mobil baz istasyonunun kapasitesi 3000 abone, 4000 abone. E bölgede devasa bir insan yoğunluğu var. Arama kurtarma ekipleri var. Hatpert. Hiçbir şart altında ulaşma şansınız yok o saatten sonra. Ya tamamen ekipleri özel bir yapı kuracaksınız. Hı hı hı. Ya da bölge insanı ve bizim ne yazık ki deprem turizmi gibi bir kavramımız oluştu. Deprem turizmi. Oraya artık işi olmayan, akrabası olmayan, hiçbir bağı olmayan insan bile "Aa burada ne olmuş? Aa şu bina yıkılmış mı?" diye Seyahat edip gidip gelmeye başladığı için bütün sistemi felç eden bir yapı var. Evet. Az Ömer o örgütlenme yapıyorsun? yeteneği ve tecrübesine dair sizi ben gerçekten ilgiyle dinlemek için de özellikle davet ettim. Çünkü soğukkanlı bir şekilde konuşmamız gereken çok tecrübe birikti. Fakat biz bu tecrübelerin, birikimlerin ne kadarının farkındayız. Hani işte Türkiye'de mesela kutuplaşma, polarizasyon gibi, politikleşme gibi balon kavramlar var. Evet. Yani acizane benim hani bu tez de değil aslında. Benim kanaatim şu. Türkiye'de bu kutuplaşma dediğimiz kavramı üretenler gazeteciler ve sanatçılar. Siyasetçiler değil yani. Gazeteciler ve sanatçılar. Kutuplaştıranlar da gazeteciler ve sanatçılar. Bu kutuplaşmayı polarize daha da terörize hatta edenler de gazeteciler ve sanatçılar. Çok şey konuştuk. Çok şey tartıştık. Hala tartışıyoruz ama diyorum ya gerçekten Allah göstermesin yine bir şey yaşandığında işte siz deprem turizmi diye bir ifade kullandınız. Birçok şeyin turizmi yapıldı. Birçok şeyin turizmi yapıldı ve maalesef işte seçim geride kaldı ama seçimden haftalar sonra, aylar sonra bile insanlar neler söylediler? Hani herhangi bir isim, herhangi bir magazin sanatçısı, bir ödül töreninde bir konuşma yaptı da işte kimisi yanında durdu, geneli tepki gösterdi falan değil mesele. Çok ciddi bir sosyoloji, çok ciddi bir sosyoloji, milyonlarca insan, milyonlarca başka insana hakaret ediyor zaten. Hani, hani bu, bu, bu çok net bir şekilde ortada. Tabii. Ee, o tecrübeyi, o deneyimi biraz açmak isterim. Şimdi orada şunu da eklemeniz lazım. Buyurun. Sosyal medya fenomenleri dediğimiz bir kavram. Sosyal medya fenomenleri. Sadece sanatçılar veya sadece işte sanatçı da diyemem de ben. Ee, sahne sahne önünde durmayı seçicileri diyelim yani. Bir grup, Her yönele performans sanatçıları. Aynen öyle. Evet. E buna bir de sosyal medya fenomenleri denilen ve birçoğunun ismi cismi kaydı, kim olduğu belli olmayan insanlar belli da var. Belli olan birleşmiş. da var. Tabii ki. Yani, Belli olanı da çok. Belli olan da var. Ama öyle bir noktaya geliyorlar ki şu anda bu adam sahadan, deprem sahasından veya afet sahasından 1000-1200 kilometre uzakta. Hı hı. Konuşması çok kolay. Saha hakkında hiçbir bilgisi yok. Sahaya hiç inmemiş. Orada bildiği tek bir şey var. Tek bir amacı var. Sahayı polarize etmek. Veya saha dışındaki insanları polarize etmek. Amacı ne Volkan Bey? Yani bunu politik olarak sormuyorum ama amacını. ne? Yani mesela diyelim oy kaygısı mı? Bir yere oy devşirmek mi? Sadece o da değil. Tabii ki siyasi bir kaygı var işin temeline baktığınızda. Ama siyasi kaygıdan ziyade sosyal medyada özellikle bir reyting alabilmek, evet. tanımlılık arttırabilmek. Şimdi ne yazık ki böyle bir algı vardır. Afet, felaket, işte hı hı hı. bir kaos durumu insanlara daha çok sattırıyor. Adam felaket yok. etkileşim getiriyor yani. Etkileşim getiriyor adamı Ve o bölgedeki, sahadaki insanların işini öyle bir zorlaştırılıyor ki aslında. Adam şunu bilmiyor. Hiçbir eğitim almamış. Arama kurtarma eğitimi yok dağcılık, mağaracılık, paramedik hiçbir eğitim yok. Hı hı. Sadece bir oturmuş masanın başında İstanbul'da. Şurada şu var diyor. Mesela Bizim bir hiil sahada yaşadığımız olaydı bu. Nokta atış adres vermeye çalışıyor ama sahada bilmediği için öyle bir adres olmadığını bilmiyor. Bu binada diyor apartman boşluğunda 20 kişi var. Bu 20'si de canlı acil bunları kurtarın. Şimdi deprem dediğiniz öyle bir şey ki hocam. İlk 46 saniye içinde zaten yıkım tamamlanmıştı. Bir dakika bile değil. Bu gece yarısı oluyor. Evet. Düşünün ki gece yarısı deprem olduğunu hissettiniz, yatağınızdan kalktınız, üstüncü basınızı giydiniz, komşularınızı topladınız apartmanın boşluğuna indiniz ve bunların hepsini 46 saniye içinde yaptınız. Şimdi baktığınızda bu konunun uzmanı gözüyle baktığınızda söylenin zaten yalan olduğunu biliyorsunuz. Yani mümkün değil böyle bir şey. Kimse böyle bir organizasyon yapamaz. Adres yanlış. Ama adam sosyal medyada o kadar güzel bunun algısını yönetiyor ki. Siz ona ya bakın bu böyle değil. İşte burada ekip eksiği yok veya bu böyle bir bina yok. Böyle bir depremzede yok diye anlatamıyorsunuz. Ve siz orada o esnada canhıraş bir çaba içindesiniz Anladım. zaten. Yüzlerce insanla beraber. Ve onu bırakıp bu sefer gerçekte var olmayan bir enkaza sırf Hı. ya kahretsin biz geldik diye görüntü vermek için gitmek zorunda kalıyorsunuz. Aslında yapılan şey Gerçek anlamda bazı insanların hayatını riske etmek, ölümüne sebep olmak. Bunun niçin yapıyor? işte? sosyal medyada artık biraz daha sosyal medya maymunluğu diyebileceğimiz bir noktaya gelebilmek için. Çok sert söylediniz, gibi. çok net söylediniz. Ya. Gerçeği bu çünkü. Çok kitabın ortasından oldu. Çünkü sahada değilsin, bölgede değilsin. Hiçbir faydan yok. Sadece zarar verme üzerine kurulu bir yapım var. Ama günün sonunda ne kadar etkileşim alacağın seni ilgilendiriyor. Az evvel söylediğiniz de önemliydi. Hani deprem turizmi değil şimdi Allah yine bir şey yaşadık. Şimdi ben mesela bunu belki hani fark etmemiz gerekiyor. Temel eğitim herhalde bu. Bir yerde bir şey yaşandığında problem ne olursa olsun hani iyi niyet yeterli değil orada. Değil mi? Ben şimdi aracımı atladım, yardıma gidiyorum. Yahu insanlar işini, gücünü bırakıyorlar. Senin psikolojinle ilgileniyorlar. Sana yer bulmaya çalışıyorlar ve sen hiçbir şeysiz gitmişsin. Yardıma sözde. Hani buna benzer de yüzlerce maalesef vaka yaşandı. Sizin hatta paylaştığınız için de biliyorum. Anadolu Ajansına bir mülakat vermiştiniz sanırım. Orada Doğru. da e, paylaşmış olabilirsiniz. Ee, ya da sosyal medyada da. Hani bir gece ağırladıktan sonra ya arkadaşlar teşekkür ederiz geldiniz ama siz buyurun Görüşmek dediğiniz üzere. durumlar da oldu. Tabii. Çünkü birçok şeyi yönetmeniz gerekiyor orada. Bir şey dikkatimi çekiyor. Siz o 8. saatten itibaren her aşamada özellikle diyorsunuz ki ya biz ne adım atarsak atalım devletimizin ilgili kurumlarıyla adım atıyoruz. Bunu biraz açalım mı? Tabii ki. Şöyle üstad. Burada şimdi devlet dediğimiz koca bir yapıdır. Evet. Ve sizin asla sahip olamayacağınız veri ve bilgi akışına sahip. Bölgenin kaymakamından başlayın. Valisinden, koordinatöründen, afad ekiplerinden AFAD Koordinasyon Merkezi'nden, emniyet birimlerinden, bunların hepsi aslında devlet oluşturan unsurlar. Birer enstrüman. Ve bu ekiplerle siz ya koordinel halde çalışacaksınız ve gerçekten bir arama kurtarma yapacaksınız ya da bu adamların işlerini zorlaştıracaksınız. İşte deprem turizmi dediğimiz nokta orada devreye girmeye başlıyor. Şimdi Biz ne yapıyorduk? Her gün toplantı yapılıyor. İlk dakikadan itibaren bir toplantı var ve devlet size şunu yönlendiriyor. Şu 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 bölgelere gidin, şu faaliyetlerde bulunun, şunlar eksik veya bunlar yapılması gerekiyor. Siz yapacak mısınız, biz mi yapalım? Devlet mi yapacak, yardım edecek misiniz, destek olacak mısınız? Evet diyorsunuz, biz destek olmak istiyoruz dediğiniz noktada devlet size bütün koordinasyonu zaten sağlıyor, altyapıyı oluşturuyor. Bakın en büyük şey, oraya gittiniz. Bizim Maraş'ta yaşadığımız en büyük sıkıntı oydu Kahramanmaraş'ta. Vardınız ama hiçbir şekilde akaryakıt altyapısı yok. Bütün akaryakıt istasyonları kapalı. Evet. Önünüzde iki seçenek var. Devletle koordine haldeyseniz devlet size nereden olursa olsun bulur gönderir tankerlerle akaryakıt sağlar. Kendi başınıza gezmeye kalkıyorsanız da yolun ortasında onlarca araba oto mezarlığı gibi yığılır kalır hareket bile edemez. İşte devlet bu yüzden vardır. Devletle koordine olmak bu yüzden vardır. Devletle kavga edilmez dememizin sebebi oydu ilk günlerde. Çünkü adamlar geliyor sizin de anlattığınız gibi. Hiçbir daha önceden Boşverin deprem bölgesini bir cenaze ile karşılaşmamış. Ve orada şunu düşünüyor. Biz buraya girmek istedik ama maliye izin vermedi. Devlet izin vermedi. Bizi böyle, sokmadılar. Böyle çok paylaşım yapıldı. Sokmadılar Maraş'a. Şunu görüyorsunuz. İlgili şahıs Maraş'a girse çok gelen oldu bu şekilde. Yaşam tüneli açma şansı yok. Böyle bir bilgisi zaten yok. Ama basit alanlarda arama kurtarma yapmasın zaten arama kurtarma yapayım derken depremzedeye zarar verecek. Evet. Cenazenin naaşın çıkarılmasında bile ikinci dakika gerçekten o naaşla yüz yüze geldiği zaman küt düşüyor bayılıyor orada. Bu sefer siz cenazeyle mi uğraşacaksınız? Depremzedeyle mi uğraşacaksınız? Oraya gelip de ya ben bu işi yaparım deyip küt diye bayılan adamla mı uğraşacaksınız? Çok topladık öyle. Öyle mi? Çok topladık yani. Bayılan, kusan yani en son kertede bir tanesi video çekeceğim diye biz Hülya'yı çıkar pardon Muhammed çıkardığımız sürece sırada girmişiz tünelin içine adam şuramdan telefonu tutuyor tam omzumun üstünden çekeyim çekeyim abi diye. girdiğiniz yer 60-65 santimlik bir tünel yani arkadaş bir faydan yok bari kulağımın dibinde bir tane telefonla ben oradan bir çocuğu çıkarmayayım Böyle bir o şey kadar yok. böyle iç içi olmuşsunuz ki Hülya'yı çıkardığımız diyorsunuz. Muhammed'i çıkardığımız diyorsunuz. Ezberliyorsunuz. Böyle ailenizin bir ferdi gibi. E olmuş. şimdi onlar zaten e, uzun bir süredir bizimle beraberler. Ailesini kaybeden çocuklarımız var orada birden fazla. Bizim bakımını üstlendiğimiz çocuklarımız var. Artık ailenizin ferdi gibi şöyle girdiğimiz anda bizim ilk çıkardığımız çocuk da Hülya. İlk arama kurtarma yaptığımız. E onu gördüğünüz zaman çıkardınız. Çocuğu aldınız oradan. Aileyi görüyorsunuz. Aileden geriye kimse kalmamış. Artık o çocuk sizin evladınız gibi oluyor bir yerden sonra zaten. Binlercesi gibi. Takip ediyorsunuz sürekli. Bütün süreci takip ediyorsunuz. Peki. Devam edeceğiz. Volkan Okçu konuğumuz bin birde. Devam edeceğiz. Bir aramız var kıymetli izleyicilerimiz. Bekliyoruz. Birazdan tekrar huzurlarınızda olacağız. <laughs> Binbirdesiniz hafızanın ve bilginin binbir rengi diyerek çıktığımız bu uzun serüvenimize, bu uzun yolculuğa devam ediyoruz efendim. Gönüllü seferberliğin binlerce isminden, bin isminden birisi olan çok kıymetli bir misafirim var stüdyomuzda Volkan Okçuoğlu. Sosyal medyadan gelen mesajlara da bakıyorum. Arada biraz konuştuk. Bir izleyicimiz İzlemedeyiz kaçırır mıyız demiş. Bir başka izleyicimiz Allah razı olsun abi senden demiş. Allah cümlesin. Efendime söyleyeyim. Değerli kardeşimiz an itibariyle ailece izliyoruz demiş. Bir başka izleyicimiz. Rabbim tüm emeklerinizden razı olsun diyor. Bir başka izleyicimiz. Volkan Okçu tanımam ama sosyal medyadan gördüklerime göre sosyal deprem bölgelerinde yaptıklarını Allah rızası için yaptıysa Allah katında çok ünlü biri olmuştur. Olsun. Diyor bir arkadaşımız e, Mehmet Yılmaz. E, benzer birçok mesaj var. E, dediğim gibi yani sosyal medyada 6 Şubat sonrasında belki çok daha fazla böyle birçok insanla temastasınız. E, gördüğümüz kadarıyla. Ama şu var hani polarizasyon kutuplaşma dedik ya az evvel. İşte bir taraf var bir de bir taraf var diyelim. Birçok taraf var elbette de. Ama şunu da görüyorum Volkan Bey, biraz sizi de, yani portre olarak sizi de dinlemek için, daha yakından tanımak için de özellikle davet etmek istedim sizi. Siz hani o bakış açısıyla aynı siyasi görüşü paylaştığınız gibi görülen insanlarla da zaman zaman polemiğe giriyorsunuz. Doğru. Bu neyden kaynaklanıyor? Ya Şimdi... da işte bu siyasi duruşumuz, bakış açımız tam olarak nedir, nerededir? Bu tür olaylarda özellikle. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben temel itibariyle baktığımda devletçi bir yapım evet. vardır. Ve milletin, vatanın, devletin faydasına ne yapılıyorsa kimin yaptığına bakmam. Veya amacına nedir, siyasi görüşü nedir, partisi nedir, dünya görüşün birebir uyuyor mu? Önceliğimiz devlet yani. Öncelik devlettir burada. Devletin bekasıdır. Ve daha doğrusu devlet Ebet müddet dediğimiz kavramdır aslına baktığınızda. Burada bakıyorsunuz bir, diyorsunuz ya, iki farklı kutup var. Evet. Polarizasyon oluştu. Sahada çalıştığımızda biz o iki farklı kutubun ikisiyle de çalıştık. Hı hı. Şimdi o insanlarla bizim biraz daha rahat iletişim kurabilmemizin şöyle bir şey oluyor. Arkadaşlar geliyor oraya. Siz diyor mevcut iktidarı da eleştiriyorsunuz bazen. Niye yapıyorsun? Bir şey gördüm, eleştiriyorum diyorum dikkatimce Ama diyor ciddi anlamda da destekliyorsunuz. Evet diyorum, benim mantığım, benim gözlemleyebildiğim siyaset. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bu ülke için olabilecek seçenekler içerisinde en başarılı oldu. Hı hı. Süreci gözlemliyorum. Uzun yıllardır afet yapılanmaların içindeydik. Bunların hepsinin eğitimlerini aldık. E bölgeye gönderilen koordinatör valiler, bölgeye gönderilen ekipler, saha ekipleri, AFAD ekipleri. Şunu görüyorsunuz. Arkada çok ciddi bir devlet birikimiyle geliyorlar. Bir devlet bilinciyle geliyorlar. Şimdi bu adamları sahadan çektiğinizi düşünün. Hep deniyor ya STK'lar vardı işte gönüllüler vardı. Şimdi gönüllü ne yapabilir? Yemek yaparsınız en fazla. Birkaç tane çadır kurarsınız. Sistem orada çöker. Gönüllünün yapabileceği arama kurtarma hariç budur. Geri kalanlarının tamamında ana unsur devlettir. Siz oraya istediğiniz kadar konteyner götürün. İstediğiniz kadar konteyner kurun. Altyapıyı yapabilir misiniz? Mümkün değil. Elektrik verebilir misiniz? Mümkün değil. Su bağlayabilir misiniz? mümkün değil. Bunları yapmadıktan sonra konteyner dediğiniz beş tarafı kapalı, altında zemin olan bir tane kutudur başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey sağlamaz. Devamlılığı sağlayacak olan, kuracak olan, o hayatı Aynen. kuracak olan devlettir. Devletimizin çatısı. Oraya gittiğinizde bakıyorsunuz her il için. Biz bir yerde bir şey yapmak istediğimizde Allah bin kere razı olsun. Kahramanmaraş'a organizasyon yapılıyor. Sağ olsun o dönemde koordinatör valiler. Sayın Çetin Oktay Kaldırım, Sayın Osman Varol, Sayın Abdülkerem Abbasoğlu. Hepsi artık öyle bir noktaya gelmiştik ki. Onların da bizim de kendi içimizde konuştuğumuz tabirle eşimizden, çocuklarımızdan çok birbirimizi görüyorduk. Öyle, bir mi? öyle mi? Öyle mi konuşuyorlar? E tabii ya artık iş o noktaya gelmişti. Çünkü sabah 9'da kalkıyorsun, berabersin. Akşam 2'de yatıyorsun, berabersin. Ve devlet dediğimiz kavram bu zaten. Evet. Ya Şu yapılması lazım Sayın Valim diyorsunuz. Adam ona göre bir çözüm üretiyor. E Adıyaman'a bakıyorsunuz, işte Gökmen Valimiz oradaydı. Sayın Gökmen Valim. Onun çalışma şekli aynı. Adana için yine aynı şekilde. Diğer iller için yine aynı şekilde. Ve bir sıkıntıyla karşılaştığımızda Allah razı olsun sayın bakanlarımız kaç kere geldi. Hepsiyle konuştuk. İşte sayın Mahir Ünal da geldi. Ee, o dönem Ulaştırma Bakanımız Adil Karay, İsmailoğlu da geldi. Bütün bakanlarımız da geldi ve hepsiyle bir sıkıntı olduğunda biz birebir iletişim kurabiliyorduk. İçişleri Bakanlığımızda da birebir iletişim kurabiliyorduk. E, kurduğunuzda bu size ne sağlıyor? bölgeyle alakalı bir şey yapmak istiyor biz mesela ilk aktivitelerden bir tanesi çocuk eğitim alanlarıydı. Çünkü depremin en ağır travmasını yaşayan çocuklar. Neyin ne olduğunu daha tam anlayabilmiş durumda değiller. Bazıları ebeveynlerini kaybetmiş, ailelerini kaybetmiş. Ve en zor, sizi en çok yoracak olan da işte o çocuklarla birebir ilgilenebilmek. Çünkü evet. profesyonel destek lazım. O birebir meselesi bence çok önemli. Sizin paylaşımlarınızda mesela kimisi böyle daha böyle genel paylaşımlar yapar. Fakat siz mesela diyorsun bugün patates yapıyoruz diyorsunuz. İşte patatesin soyuluşunu kaydetmişsiniz. Bugün mantı yapıyoruz diyorsunuz. İşte bugün başka bir şey işte ne onun adı döner yapıyoruz diyorsunuz. Çok böyle spesifik alanlarda çalışıyorsunuz. Aşamalarını paylaşıyorsunuz. Böyle biraz ters bir soru olacak ama bunu reklam için mi yapıyorsunuz? Şöyle Sebep istedim, mi? Şimdi orada en çok rastladığımız özellikle bölgeye dışarıdan gelen insanlarda şöyle bir algı var kırılması gereken buradakiler muhtaç. Bir tas çorba da versek tamam yiyecekler. Evet. Değil. O insanlar daha depremden birkaç saat öncesine kadar biz oradan ne araçlar çıkardık? Kapının önünde en lüks araçlarıyla evlerinde işte belki 100 bin liralık, belki 200 bin liralık televizyonlarından, sinema sistemlerinden filmlerini izleyip yatağına girip uyumuş insanlardı. Şimdi siz bu insanlara oraya gelen bir zihniyet gibi Önüne ya al sana bir tas mercimek çorbası ne halin varsa gör hmm, dediğiniz Oraya zaman, gelen bir zihniyet gibi de dediniz yani. Aynen öyle. Al ne halin varsa gör demeye kalkarsanız. Bu sefer bu insanların yaşadığı travmanın daha büyüğünü yaşatırsınız. Çünkü biz bunu yaşadık. İnsanlarla birebir konuştuk. Mesela orada bir Ali dayımız vardı. Konteynerde yaşıyor. Sorun şu ki adam konteynere düşmeden önce. Yani o felaketten önce kendi ailesiyle birlikte bölgenin bizim başta bildiğimiz 16 tane evi olduğuydu. Toplamda çocuklarıyla birlikte en lüks yerinde Kahramanmaraş'ın 43 tane evi varmış. Adam. bu adamın önüne insan gibi muamele etmeyip al sana bir parça kuru ekmek al bu da mercimek çorban ne halin varsa gör dediğiniz zaman o adamı çok farklı şeylere itersiniz. E, ne oluyor? Dönüp o insanlarla konuşacaksınız. Amca neyi özledim? Ne istiyorsun? Birisi mantı diyor. Bir tanesi yaprak sarması diyor. Bir tanesi başka bir şey diyor. Hiç aklımıza gelmeyen talepler geldi. Ya şırdan mesela. Hmm. O bizim artık güldüğümüz noktalardan bir tanesiydi. Bunu istiyoruz dedi. Bu talep ya. Uzun zamandır yemedik diyor adam. Ve bunu şey değil hani böyle yüzsüzce ben bunu istiyorum demiyor. Evladım diyor. Burada çok güzel bir yer vardı. Çok güzel şırdan yapardı. O da yıkıldı diyor. E siz orada onu anlıyorsunuz zaten. Bu adamda böyle bir istek oldu. Özellikle Ramazan Bayramı zamanında. Bayram öncesindeki oruç tutma sürecinde tamam dedik biz bütün Ramazan ayı artı bayramı yemeklerde biraz daha farklılaştıralım. Hmm, onu paylaştınız zaten bayram geliyor böyle böyle hazırlıklar yapıyoruz dediniz ya. Tamamen değiştirelim. Ya çünkü şu var günler boyunca ve daha önümüzde uzunca bir süreç var. Bu insanların tam olarak bu travmayı atlatması, sisteme adapte olması için. Sürekli aynı şey, sürekli aynı şey, sürekli aynı şey verdiğiniz zaman bu insanlar da sıkılıyor. Ama gidin bir tane konteyner kentin önüne altı metrelik bir kebap ocağını kurun. Adana kebap yapmaya başlıyorsunuz. O çocukların yüzündeki gülümseme, o toplanma, hadi hurra şeklinde insanların da katılımı bir yerden sonra şuna döndü. Mantı mı yapacağız? Tüm depremzede ablalarımız da toplandı. Hadi biz de mantı açacağız diye. Bizim saatlerce yapamayacağımız işi orada 100 150 kişi birden toplanınca 15-20 dakikada çözdüler. Siz eşinizle, ailece sanırım orada. Beraber değil mi? yani. Ailece oradaydınız. İlk gün beraber gittik. Zaten İlk 16 gün tamamen arabada yattık. Arabada kaldık. 17. gün bir karavan getirme şansımız oldu. Ondan sonra ikinci karavan, üçüncü karavan derken o bölgeyi yapılandırma, konteynerleri getirme şansı oldu. İlk 16 gün o tamamen zaten hanımla birlikte arabada kalarak geçti. O, o ilk 16 gün ki o sürecin en zor zamanları. Civcivli zamanları. Her tabii. yönüyle en zor zamanları. Daha tam altyapının oturmadığı, işte nerede ne yapılacak. O ilk 16 gün zaten arama kurtarma enkaz evet. ilk etaptaki enkaz çalışmaları ve tamamen barınma, giyinme ve yiyecek üzerine kurulu olan yapıdır. Artık ondan sonra devlet zaten girip de konteyner kentlere oturttuğu zaman bu sefer farklı şeyleri önermeye başlıyorsunuz. Çocuk aktivite alanları, işte spor alanları, bilgisayar kursları. Şu anda bölgede neler var ben kısaca söyleyeyim size. Atıcılık kulübünden tutun da işte kadınlar için örgü atölyesine kadar. Az önce robotik diye dediniz. Robotik mesela. kodlama. Çocuklar için. Aynı o ilk gibi. kurduklarımızdan bir tanesiydi zaten. Robotik kodlama atölyesi var. Oyun alanları var. Çocuklar için tamamen fiziksel aktiviteye dayalı alanlar var. Ve işte ilk günlerde mesela Allah razı olsun Kültür Bakanlığımızda direkt görüşme yaptığımızda bütün mobil gezici kütüphaneler bölgeye indirildi. Bunların hepsi öyle bir sinerji sağlıyor ki bir yerden sonra insanlar şey demeye başladı bize. Ya tamam çocuk aktivitelerini biraz azaltsak mı bu çocuklar bu işten zevk almaya başladılar. Evet işte oradan profesyonel görüşler devreye giriyor. Ve tamam şurada şunu keselim, şurada şunu yapalım. Bu noktaya getirelim demeye başlıyorsunuz. Burada tabii ki devletle koordine olmak dediğiniz soru var ya işte tam burada başlıyor. Siz kafanıza göre bölgeye gidip de ben çocuklara palyaço oynatacağım dememelisiniz. Diyemezsiniz dedi profesyonel desteği alacaksınız. Milli Eğitim'den de, psikososyalden de, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan da her şeyi dozunda ve izin verildiği ölçüde yaparsınız. Her şeyi dozunda ve izin verildiği ölçüde ifadeleriniz bence çok çok önemli. Bu dozu çok iyi yakalayamayan maalesef bazı oluşumlarda, girişimlerde oldu, oluyor. Medyada zaman zaman yansıyor. Ya siz şöyle haftalardan ve aylardan bu tarafa diyerek özellikle altını çizmeye çalışıyorum. Oradaki her şeyi gözlemlediniz Volkan Bey. Yani aileleri gözlemlediniz, insanları gözlemlediniz, babaları, evlatlarını toprağa vermiş annelere babaları gözlemlediniz. Daha işte az evvel söylediniz ya birkaç saat evveline kadar varlıklı insanların hayatlarını ve nice şeyi gözlemlediniz. Hala da gözlemliyorsunuz. İki seçim sürecini geride bıraktı Türkiye. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ı geride bıraktı. Gerçekten de birçok günlere benzersiz süreçlerdi, sosyolojik olarak, kültürel olarak, siyasi olarak. O kadar çok söylendi ki bunu, bunu bence fark etmemiz gerekiyor ve bunun adını böyle koymamız gerekiyor. Yani az önce onu söylemeye çalıştım. Bu işte bir sanatçının, bir köşe yazarının, birisinin, ikisinin görüşü değil. Bu milyonlarca insanın ve büyük bir sosyolojinin yaşam biçimi. Ee, biz size bunun için mi yardım etmiştik? Bakış açısı insan olarak söylüyorum. Evet. Ee, orada bulunmuş bir insan olarak so sormak istiyorum. Ne hissettiriyor size? Şöyle söyleyeyim şimdi zaten bunu söyleyenlerin geneline baktığınızda biz size o kadar yardım ettik ile başlayan cümlelerde işin geri planında bir aktif yardım faaliyeti veya ciddi bir çalışma olmadığını <laughs> biliyorsunuz zaten. Ha Bu, bu kısmı biliyorum. da ayrı yani ona geleceğim zaten birazdan ama Şimdi sahada olarak biz bütün çalışan STK'larla bir koordina halinde çalışıyoruz. E, bütün STK'ların neler yaptığını biliyoruz veya iş adamlarının, kendi topladığımız ekiplerin neler yaptığını biliyoruz. E, o geliyor, ben diyor hakkımı helal etmiyorum. Her türlü hakareti kendinde hak görüyor. Şimdi bunun sıkıntısı şurada. Vatandaşın belli gördüğü şeyler var. Özellikle deprem bölgesinde. Şimdi ilk günlere baktığınızda deprem bölgesinde bir korku, bir panik, bir öfke hakimdi. kim olursa olsun. Zaten vatandaşı bunu anlayarak yaklaşmak zorundasınız. Ondan sonra oradan bir hafta, on gün, on beş gün geçtikten ve konuştuktan sonra şunla karşılaşıyorsunuz. Biz devletimize güveniyoruz. Belli bir noktaya kadar da geldik. İlk günün yaşadığımız sıkıntılarını da bir yere kadar atlattık. Ve yine bu sıkıntılardan devletimizle beraber, devlet millet el ele çıkacağız. Şimdi bunu görmeye başladığı zaman vatandaş, işte bu işten belli bir rant devşirmeye çalışan kesim bütün planları aksamaya başlıyor. O kesimin bütün olgusu şu. Vatandaş çöksün. Evet. Sistem çöksün. Buradaki insanlar muhtaç duruma gelsin. E o zaman burada belli değişiklikler, siyasi bizim çıkarımız olan değişiklikler olur. İşte demin sizin sorduğunuz bize en çok gelen tepkiler. Ya deprem bölgesindesin, kebap mı yapılır? Veya deprem bölgesindesin, baklava mı dağıtılır? Sorularının bize verilen o tepkilerin hı hı hı. temelinde yatan mantık da aynı. Çünkü siz bunu yaptıkça deprem bölgesinin yaralarını kaldırmaya başlıyorsunuz. Yaralar kabuk tutmaya başlıyor, silinmeye başlıyor. Ama o insanların bu işine gelmiyor. Adam diyor ki o yaralar unutulmasın. Belli bir acziyet oluşsun ve deprem zede de kimmiş, baklava da yemeği versin. E sen bunu yaparsan o adamın bütün planlarını bozmuş olursun. Altyapı çöker. Çocuklar oyuncak alırsa, yeni giysiler alırsa, eğitim alanları yeniden kurulur ve sosyal hayat dönüşürse İstenilen hiçbir şey elde edilemiyor. Nitekim de öyle oldu zaten. Çok güveniyorlardı. Kahramanmaraş'a da, Adıyaman'a da, Gaziantep'e e Malatya'ya da, özellikle Hatay'a da. Kesinlikle buradaki bütün siyasi yapılanma değişecek. Hatay zaten belli bir siyasi partinin elinde. Daha da güçlenerek alacağız. O zaman da söylüyorum. Alamazsınız. Bu kafayla alamazsınız. Siz çünkü bir şeye yardım etmek için orada değilsiniz. Siz yaşanan bir acıdan, yaşanan bir felaketten rant devşirebilmek uğruna oradasınız. Ve vatandaş şunu görüyor. Oraya üç gün, dört gün gidip de o demin dediğimiz deprem turizmini yapıp videosunu çekip dönenle altı ay boyunca sahada kalanı ayırt edebiliyor vatandaş. Ya bu sefer hesaplar tersine dönüyor. Ne yapmaya başlıyorlar? Biz size bunun için mi e, erzak gönderdik? Haram zehir zıkkım olsun. Ya biz bunu Türkiye'nin kendini önde gelen olarak gören sanatçılarıyla da tartıştığımızda hep bir tek şey söyleyeyim. Tamam. Gönderin bana bir bölgeye gönderdiğiniz bütün yardımların faturalarını iki misliyle ben iade edeceğim. Evet. Dediğinizde bir kişi bile dönmedi biliyor musunuz? Evet siz açık açık çağrıda bulundunuz. Yani gerçekten bir paylaşım yaptınız, tweet attınız. Rakam söyleyin. iki katı dediniz yani bir de. O çağrıda biz bir daha bulunmuş olalım yani. Diyorsunuz ki gönderin kapatalım bu hesabı yani. Bir kişi bile dönmedi. Fatura gönderin dediğiniz anda hepsi yok oluyor. O şu var. Biz bölgeye şunları gönderdik. Yani gönderdiyseniz biz de gönderdik. Bizim bütün kayıtlarımız ya İçişleri Bakanlığı Afet AFAD'da ya Kızılay'da. Hı hı. Ya diğer ilgili devlet birimlerinde. Ya Görünsün da onlarca gibi. kurumda, vakıfta, dernekte, kayıtların Kayıtları hepsi tek tek var. Şimdi birisi kalkıp dese ki ya Volkan Okçuoğlu sen depremin ikinci günü Kızılay'a ne götürdün? Kızılay'da orada. Kahramanmaraş'ta Serkan Bey'le açık baktığınızda bilgisayardan Hangi malzemeler ne kadar indirilmiş, kaçtır girmiş bellidir kayıtlarda. Elimde benim hadi faturayı ben kaldırdım attım diyelim. Çat diye kızlayın kayıtlarından ortaya çıkar. Çat diye AFAD'ın kayıtlarından ortaya çıkar. Mesela AFAD'ın Kahramanmaraş'ta Avşar çadırkenti koordinatörü kimdir? Enes Ceylan'dır. Hı hı. Enes Bey'le bizim yaptığımız bütün çalışmalar ya o adam bile eşini bırakmış. En son geldiğimiz nokta şuydu. Ya eşini ne zaman gördün en sonu? Aylar oldu ya herhalde. Adam bu noktada. Ve <laughs> orada beye, aktif çalışıyor. Ve binlerce NSP'ye selam Binlerce buyurdu. var insan. Ve bu insanlar hiç gerek yok. Ya Volkan Okçuoğlu ne derse desin. Çıkın gidin bölgeye. Bu adam buraya ne getirdi? Tık 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 hepsinin kaydı var. Çıkartın kayıtlarınızı. Getirin. Ne harcadıysanız ikimizsini verelim. Yeter ki o insanları rahat bırakın. Çünkü kimse kimsenin babasının oğlu da değil, uşağı da değil. Orada bir afet için, gerçekten insanlık için bir şey yapıyorsan hiç problem yok yap. Ama bunun sonucunda siyasi veya maddi bir menfaat bekliyorsan işte o hesaplar ters döner. Bir döndü de. Sizce mesela bütün bunlar sonrasında siyasi olarak özellikle soruyorum. O anlamıyla bir şey öğrenebildi mi muhatapları? Yani mesela Hatay, Defne çok konuşuldu. Hala da konuşuluyor. Evet. Bir ders çıkartılabildi mi? Şunun için soruyorum biraz da. Yani ben şahsi olarak sosyal medya hesaplarımdan da hani çok net bir şekilde paylaştığım için bir paylaşımda bulunuyorsanız mesulsünüz. Yani işte Oğuzhan Uğur haftalar boyunca, aylar boyunca milyon milyon paylaşımlar yapıldı. Büyük programlar organize edildi siyasi parti liderleriyle. Şimdi aynı siyasi parti liderleri bizzat kendileri tarafından mesela tahkir ve tezif ediliyor. Ve bu deprem üzerinden yapıldı. İnsanların acıları üzerinden Birçok şey yapıldı fakat sonrasında hiçbir şey olmamış gibi hayat devam ediyor. Ee, mesela o bölgedeki insanlar, Hatay'daki insanlar ki 28 Mayıs'ta fotoğraf da değişti, siyasi fotoğraf da değişti mesela. Bölgedeki insanlar bu figürlere, o figürlere, bu yaklaşımlara dair ne düşünüyorlar? Şöyle söyleyeyim, şimdi bölgenin insanı zaten orada sosyal medyada kim ne demiş, televizyonda kim ne çıkıp söylemiş bunlarla ilgilenecek durumda değil. değil mi? Oradaki insan gelecek 3 yıllı planlamanın derdinde. Ve oradaki insan şunu görüyor. Daha önce devletin algısı neydi? Ya sana çadırını verdim. kumanyanı e, kuman yanında veriyorum. Erzağını da veriyorum. Sen takıl. Ne yaparsan yap. Dip başı boş bırakmak. Türkiye'de yıllar boyunca devlet algısı buydu. Çok felaket yaşıyor. Şimdi ne var? Bölgeye geliyorsunuz. Bakanlar, koordinatör valiler, Sayın Cumhurbaşkanı kendisi bizzat geldiğinde biz bölgedeydik. İlk verilen talimat şuydu. Evler tamam halledilecek. Barınma sıkıntısı da halledilecek. Ama bu insanların çok acilen bir sosyal hayata dönmesi lazım. İki iş hayatına geri dönüp kendilerinin ekmeklerini kazanması lazım. Ya bu insanların tekrar yaşadığını hissetmesi lazım. Devlet bunlar için bölgede konteyner iş merkezleri kuruldu. Bir kısmını bizzat biz kurduk. Bölgede şu anda bizim kendi oluşturduğumuz bölgede Sayın Çetin Oktay Kaldırım'la, Sayın Osman Varol'la, Sayın Bakanlarımız ve Cumhurbaşkanımızın ona talimatlarıyla oluşturulan bölgelerde aktivite alanları var. Kadınlar için örgü sanat kursları var. Bir aşama sonrasına geldi şu anda artık profesyonel dikiş makineleriyle dikiş alanları var. Hı hı. Ve bu depremzedeler bu kadınlarımız artık ürün üretip satmaya başladı. Üretmeye başladılar yani. Şimdi artık sata da biliyorlar ve bizim bir sonraki planımız bunu kooperatifleştirip artık gelirlerini tamamen kendilerinin elde etmesini Harika. sağlamak. Çünkü bunu yaptıkça para kazandıkça insanlar hayatı olan güvenleri artıyor. tutunma şeyi artıyor. Yoksa siz sonsuza kadar o bölgeye kumanya gönderemezsiniz. Sonsuza kadar yemek veremezsiniz. Şimdi bunu gören bir vatandaş sosyal medyada Ahmet ne dedi, Mehmet ne dedi Ece ne dert etti umursamaz. O adam döner Devlet benim için ne yaptı? Bu devleti kim yönetiyor? Bundan sonra bu adam mı bana fayda sağlayabilir? diyelim fayda sağlayabilir. Buna bakar. Ondan sonra da işte o dediğiniz tablo bir gün içinde öyle değişir kalır. Bu işin özü budur. Peki öz yapabildik mi? Yani öz eleştiri yapabildik miden kastım 2019'da büyük tatbikat yapmış bir bürokrasi tecrübesi, bir bürokrasi geleneği elbette bu derecesini Nasuh Mahruki gibi bir ismin dahi 500 yılın felaketi olarak tanımladığı bir felaketi kimse beklemiyor idi elbette ama 2019'da, 2020'de büyük tatbikatların yapıldığı, o süreçten çıktıktan sonra sizce her yönüyle soruyorum bunu ama bir öz eleştiri sizce yapılabildi mi? Şimdi bir fiil şahit olduğum şeyleri söyleyeyim. Her gün sabah 8.30 bandında Afet Koordinasyon Merkezi'nde o ki Kahramanmaraş için İl Emniyet Müdürlüğü binasıdır bu. Toplantılar yapıldığında her gün zaten o öz eleştiri. Nerede ne eksik var, hmm. nereye ne eklememiz lazım. Yeri geldi, bürokratlar değiştirildi. Bakın bu vatandaşa hiç yansımadı. Hiç mi hata sıkıntı yaşamadık? Çok sıkıntı yaşadık. Elbette. Devletin memurlarından da kaynaklı sıkıntı yaşadığımız oldu. Gönüllüden de kaynaklı hmm. sıkıntı yaşadığımız oldu. Ama bu vatandaşa, basına, şuraya buraya yansıtılmadan aynı gün bakanlığın talimatıyla hop görevden alındı, açığa alındı ve gönderildi. Şimdi iyi niyetli ve kötü niyetli insan her camianın içinde var. Orada bürokrasinin içinde de kötü niyetli insan yok mu? Tabii ki var. Mesele bunun öz eleştirisini yapıp zaten o insanı eterne edebilmekti. Sistemin dışına atabilmekti. Bunu çok iyi başardı devlet. Ha onun haricinde şu çok tartışıldı. Biz de tartıştık. Kendi içimizde de konuştuk. Ya deprem Kahramanmaraş merkezli yaşandı. Afad yetişebildi mi acaba? Veya bütün ekipler yetişebildi mi acaba? Şimdi diyoruz ya Allah korusun olası bir İstanbul depremi için. Bütün arama kurtarma ekiplerinin kardeş ve e, lojistik ağlarını oluşturdukları yapılar vardır. Şimdi nedir? Kahramanmaraş'ta bir deprem oldu. İlk planlanan en yakın Gaziantep'tir. İkincisi Adıyaman'dır. Üçüncüsü Hatay'dır. Hat bu şekilde ilerler. Kimse şunu hesaplamaz. Bir deprem olacak. Aynı anda Kahramanmaraş'ı, Hatay'ı, Adıyaman'ı tamam. hepsini indirecek. Şimdi böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman yapılan bütün tatbikat mantığı çöküyor. Evet, bütün sistem çöküyor, planlama çöküyor. Çünkü Kahramanmaraş'ta deprem olursa Hatay'dan ve Adıyaman'dan ekip çekeceksiniz, değil mi? Veya Gaziantep'ten ekip çekeceksiniz. Aynı yerler, aynı deprem o bölgelerde de oldu. Oralarda da yıkım var. Oranın da planı Kahramanmaraş'tan ekip çekmekti takviye ekiplerini. Ne yapacaksınız? Bütün altyapı çöktü. Yani şu değil. işin dürüstçesi. Eksik olunan yerlerde eksiklerim. Onu hiç 50 tane eksik sayabilirsiniz. Özellikle gönüllü adı altında gelen insanlarda 50 tane eksik sayabilirsiniz. Ama bu noktada devletin veya AFAD'ın veya Kızılay'ın yaptığı planlamanın o kadar dışında bir şeyle karşılaşıldı ki, yıkımla karşılaşıldı ki biz de ne yapacağımızı kestiremedik. Bizim de planlamamız vardı. Allah korusun bir daha bir deprem yaşanırsa ya Affan Bey Vanda, İbrahim Bey, işte Yalova'da, Volkan Bey Ankara'da, işte Adem Bey Ankara'da. Biz buralardan çıkacağız, dağılacağız. Şimdi oradaki adam arıyor, ya ben Vandan geleceğim ama Malatya'da deprem var, evet. enkaz var. E, diğeri arıyor, ya ben Manisa'dan geleceğim ama, e, e Hatay'da da enkaz var. Şimdi nasıl yapacaksın? Bizim planlamamızın da çok dışına çıkan bir yapıydı. Biz de o yüzden meşhada hep diyorlar ya, bu kadar ile neden yayıldınız veya nasıl yayıldınız diye. E, mecbur kaldık gelecek arkadaşlarımızın, ekiplerimizin bir kısmı Hatay'a gitmek zorunda kaldı. Bir kısmı Malatya'da kaldı. Evet. Bir kısmı bilmem nerede kaldı ve dağıldık. Hay hay. Ee, son dilime doğru yaklaşıyoruz. Bu soruyu da çünkü bu soğuk kanlı bir yayın, serin kanlı bir yayın ve sıcak bir yayın. Volkan Okçuoğlu gibi kıymetli bir isim burada. <laughs> ee, davetimize icabet etti sağ olsun. Ben böyle birçok soruyu da sorulmamış bazı soruları da özellikle sordum. Gördüğünüz gibi o da eksik olmasın yanıtladı. Mesela ben bireysel olarak böyle bir sohbet içerisinde bu cümleyi de buraya bırakmış olmak isterim. Dönemin Dışişleri Bakanı'nın şu rakamları paylaşmış olması benim canımı acıttı maalesef. İşte şu ülkeden 30 bin kadar çadır siparişi verdik. İşte şu ülkeden 25 bin kadar çadır bekliyoruz. Bu ülkeden de işte 40 bin çadır alımı yapıldı. Rakamlarının bizzat Dışişleri Bakanı tarafından kurulmuş olması o sebeple az evvel o tatbikat ifadesini kullandım. Hala ve hala nerelerde acaba açıklarımız vardı sorusunun da bence gerçekçi olmak gerekirse, samimi olmak gerekirse cevabını hala bugün not etmemiz gereken noktalardır, unsurlardır diye düşünüyorum. Az evvel biraz söylediniz ama son dilime doğru son birkaç soru olarak onu da yönetmek isterim. Koordinatör valiler hakikaten büyük işler yaptılar görebildiğim kadarıyla. Yani sizle beraber, birçok arkadaşla beraber, birçok kişiyle beraber... Gecesini gündüzüne kattılar. Elbette vazifeleri ama günler boyunca uykusuz bir şekilde gerçekten her yerdeydiler. Onu gördüm. Eee valilere dair özellikle bir şeyler söylemek ister misiniz? Çünkü orada hani o bir bürokrat değil. Siz bir iş insanı değilsiniz. Herkes sahada, herkes her şey yapmaya çalışıyor. Ya orada zaten artık bir hiyerarşi kavramı devletin bürokrasisindeki hiyerarşi kavramı bir kere ortadan kalkıyor. Evet. Orada şu önemli bakın. Vali de olsun, bakanlar da olsun işte üst düzey yöneticiler, siyasiler de olsun şuna bakarlar. Bölgeye geldikleri zaman siz gerçekten iyi niyetli misiniz? Ve siz gerçekten bir şeyler yapıyormuşsunuz? Evet. Bunu gördükten sonra o bürokrasi perdesi öyle bir kalkıyor ki bakanla mesela bakan beyler geldiğinde gerek Süleyman Bey geldiğinde, Hı. gerek işte Adil Bey geldiğinde kim gelirse gelsin. Bir yerden sonra karşınızda bakan değil de ya sayın bakalım işte ya şunu nasıl yapacağız? Ya şurada şu eksik var. Şunun içinden nasıl çıkarız? Bize şu lazım. Veya biz şu desteği vermek istiyoruz. Noktasına geliyorsunuz. şimdi koordinatör valiler e, Sayın Çetin Oktay Kaldırma olsun. işte Gökmen Valimi olsun. E, Osman Valimi olsun. Abdülkerem Abbasoğlu olsun. Hepsi için. Aylar boyunca orada olmanın ve daha önce dikkat edin bu valiler rastgele seçilmemiş aslında. Daha önceki deprem bölgelerinde ...tecrübesi olan insanlar. Hmm, evet. Elazığ valiliği mesela doğrudan sahaya indirildi. Elazığ bir deprem felaketini yaşamıştı. Malatya hatta ağır valiliği direkt sahaya indirildi. Baktığınızda özellikle devlet bunu zaten çok iyi bir şekilde kurulamış. Ve bu adamlar şunu biliyor. Bir e, evrak işiyle uğraşacak bürokratlar değil bu insanlar. Sahada anında nokta atış sorun çözme üzerine koordine olmuş insanlar. Mesela ne gerekiyor? Burada şu yapılacak. İşte üniversitenin bahçesinde şunların yapılması lazım. Avşar Kampüsü çadır kentte bunlar yapılacak. Bir bürokrat tipi vardır karşınızda. Ya şunun işte evrakını dolduralım da gelir diye bekler. Bir de bürokrat tipi vardır. Sayın Cumhurbaşkanı oha ihalette el koyduk. Girin. Siz ne Hepsiyle gerekir. de tanıştınız, karşılaştınız tabii. Sanırım. Yani daha önceden tanıdığımız insanlar vardı içinde. O bölgede çalıştığımız, tanıştığımız insanlar oldu. Ve günün sonunda gördüğünüzde devletin işte baba veya anaç yüzünü orada görüyorsunuz. Devlet ne demek orada öğreniyorsunuz asıl. En çok da insanları rahatsız eden bu oldu. Ya biz de burada işte gelip resim çekecektik, video çekecektik dediklerinde valilik kararıyla hayır arkadaşlar birinci derece acil yardım araçları arkasından insani malzeme taşıyan araçlar hariç bölgeye girişler yasaklanmıştır. Bitti. İşte bunu kesip becerebilen insandır devlet. Ben şimdi siz, sizi dinlerken aynı zamanda paylaşımlarıma ben de baktım. Favlamışım, ayırmışım. Kendi tweetimi favlamışım. Demişim ki kanaatim şu. Ahbap her şeyiyle kıymetli, yüksek faydalı bir organizasyon. 23 Şubat'ta yapmışım bu paylaşımı. Volkan Okçu ilk günden beri tek kişilik bir ahbap gücünde mücadele etti. Bitmeyen enerjiyle günlerdir sahada. Bir de Umut ince var. Emekleri çok büyük. Var olsunlar hakları ödenmez demişim. Gerçekten böyle hakları ödenmez. İsimlerini bilmediğimizde çok isim var. Binlerce var. Gerçekten var. O sebeple hani bin bir değişimin sebebi de o. Yani her birinize ayrı ayrı binler adına müteşekkiriz. Kesinlikle. Emeklerinize sağlık. Bu emekler gerçekten ödenmez. Ee, ki diyorum ya o saatler geçmek bilmeyen saatler. O günler geçmek bilmeyen günler. Fakat binlercesi oradaydı. İşte Ömür Akkor... Eksik olmasın o da oradaydı. Umuda Koşanlar Derneği tüm ekip arkadaşlarıyla oradaydılar. Ve nicesi ve nicesi gerçekten. Yani şimdi mesela genç Kızılay ekibinden e, bizim Nurdal Durmuş e, bir paylaşım yapmıştı sevgili Nurdal. Yani o köye o dağ yoluna normal zamanda zaten çıkamazsınız gidemezsiniz. Olağanüstü bir kar yağışı içerisinde birkaç arkadaşıyla beraber köye ulaşmaya çalışıyorlar. O zamanları hepiniz yaşadınız, sizler yaşadınız. Ben müteşekkirim, gerçekten Olabilir, müteşekkirim Volkan Bey. Ee, son sorum şu olsun. Buyurun. Az evvel Hülya dediniz, Muhammed dediniz. Orada birçok çocuk arkadaşınız var sizin artık. Evet. Onlar mesela size ne söylüyorlar? Onlarla diyaloglarınız nasıl? Şöyle zaten onlar için kurduğumuz... Yapılar hala orada devam ediyor. Evet. Ve devletimiz tamam artık burayı konteyner kenti de boşaltıyoruz. Artık kalıcı konutlar tamamen tek yapı olacak diyene kadar da devam ettirme kendi gücümüzle gideceğiz. Dışarıdan kimseyi çok fazla kendi işlerimize de o noktada özellikle çocuklar varsa sokmayı tercih etmiyoruz. Çünkü söz hakkı riskli bir iştir. Hmm. Şu saate kadar gayet güzel götürdük. Bu saatten sonra da onu bozmak gibi bir niyetimiz yok. Allah gücümüzü, kuvvetimizi, imkanımızı verirse aynı şekilde devam edeceğiz. Orada en önemli şey işte bu çocuklarla hala ne isteniyor? Bayramlık. Bu çocuğun ailesinden kayıpları var veya her şeyini, oyuncaklarını, bayramlıklarını, her şeyi kaybetmiş. Arıyorlar. Şu lazım abi diyor. Gönderiyorsunuz. İşte iki gün önce bir çocuğumuzun ailesi aradı. Bir ile ilgili bir şey var. Şimdi tekrar dönüp onunla ilgilenmeye başlıyorsunuz. O ameliyat yapılacak. İşte daha önce söz veren birisi olmuş, adam ortadan yok olmuş, o o da ortada kalmış. Oradaki insanlar artık bu saatten sonra özellikle çocuklar, önce Allah'a sonra devletimize sonra ister istemez o bölgede faaliyet göstermeye devam eden bizlere veya bizim gibi yapıların tamamına emanet. E bu emanetleri de yarı yolda bırakıp gitme gibi bir şansınız yok. Sonuna kadar gittiği yere kadar gideceğiz. Sonuna kadar gittiği yere kadar gideceksiniz. Gitmeye devam ediyorsunuz. Volkan Bey'le yayın öncesinde de sohbetlerimizin tamamında bölge var, şehirler evet. vardı. Volkan Okçuoğlu çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Arkadaşlarınıza da müteşekkiriz. Kullan Eşinize olsun. de e, hakikaten ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, 7-24 şehir şehir birçok farklı bölgedesiniz. Yani ben Volkan Bey çizmeleriyle en çok sizi çizmenizle ben hatırlıyorum. Yani o çamur deryasının içerisinde birçok farklı bölgede arkadaşlarınıza da çok selamlar ekip arkadaşlarınıza da, da iyi selamlar. çalışmalar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Yeniden belki bir başka vesileyle burada sizleri misafir ederiz. Ama Volkan Okçuoğlu'nun bence o son bir manifestosunu bir daha bir okuyun derim yani. Az evvel ismini de zikretti ama biz isimlerden ziyade Maalesef o geniş sosyoloji için aynı zamanda bir davetti o. O davete icabet edilmediğini az evvel ben de öğrenmiş oldum. Bir tane bile diyorsunuz bir hesap paylaşılmadı. Hiç kimse. Ne Peki. fatura paylaşıldı ne bilgi paylaşıldı kimse yok ortada. Peki. Ama söyleme gelince hepsi varlar. Neyse ki söylemde değil eylemde var olanlar yola devam ediyorlar. Gönülleriyle, fiilleriyle, varlıklarıyla eksik olmasınlar. Volkan Okçuoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve müsaadenizi istiyorum kıymetli izleyicilerimiz. Okuyamadığım mesajlar oldu, kaldı sanırım. Kusura bakmayınız. Önemli bir kısmını paylaşmaya çalıştım. Eksik olmayın, sağ olun, var olun. Kaybettiğimiz binlerce canımızı, şehidimizi, kaybımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bütün gönüllüleri, isimlerini gerçekten hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz her birinize milyonlar adına müteşekkiriz. İyi ki varsınız. Çok selamlar saygılar efendim.